Günaydın. Kuşadası Limanı'na geldik. Sıra saate göre ilerliyor. Çok fazla kalabalık var ama saatinize göre, yani bineceğiniz aracın saatine göre sizi alıyorlar. O sıralarda çok uzun süre beklemenize gerek kalmıyor aslında. Şimdi içeriye girdik. 8.45'te bizim şeyimiz, feribotumuz. Kendisi şurada, İdo Akdeniz. Ne? Dedim, güldüm. Almaya da başladılar. Biz de birazdan içeriye doğru gireceğiz. Şimdi asıl düşündüren soru zaten Samos çıkış noktası. Yoksa buradaki pasaport falan çok kısa sürdü aslında. Bakalım Samos'ta güneş altında ne kadar bekleyeceğiz. Hadi o zaman Samos'ta bakalım. Hadi. Geldik. 30 dakika feribot süresi yalan çıktı. Ne kadar sürdü? 45 dakika falan sürdü. Hemen de kalkmadı. İdo ile geldik. Neyse, geldik, epey bir sıra vardı. Yani şurada indik, oradan buraya kadar komple sıraydı ve iki şerit halinde sıraydı. Toplamda 40 dakika kadar sürdü içeriye girmemiz ama birazcık karışıklık olabiliyor. Bundan önce gelenler de benzer şey söyledi. Yok işte yeşil pasaportlular sağ tarafa, bordo pasaportlular sol tarafa geçsin gibi. Aslında doğru olmayan bir yönlendirme olabiliyor. Sonrasında istediğiniz yerden geçiyorsunuz aslında. Çok fazla hani böyle bir şey olursa sallamayın. Sıranıza bakın. Evet, sıranızda. Bir tane sıra belliyim kendinize, oradan ayrılmayın. Evet, hiç gerek yok öyle bir ayrıma. Çünkü sonuçta girdiğinde öyle bir şeye bakmıyor kimse. Ya yine de 40 dakika fena değildi. İyiydi, bu iyiydi. Arada. İyiydi. Benim beklediğim de çok daha iyiydi. Yani ben 1 saat, 1,5 saat pek rahat görürüz diye düşünüyordum. Evet, şimdi arabamızı kiralamıştık. O da şurada bir yerde. Şurada ben görüyorum. Arabayı alacağız. Onu da saat 10'da başlamıştık. İşte zaten 1 saat falan oldu. Onu da alırız şimdi. Evet, sonra Samos turu başlıyor. Haydi. Hüseyin Bey, Pisagor'u siz anlatırsınız diye düşündüm. Tabii şimdi sayısalcı olan biziz. Gerçi Güldeniz de sayısalcı olduğunu iddia ediyor ama... Bizim işimiz hesap kitap. Hesap kitap senin işin. Finans ağırlıklı. Üçgenin iç açılarını sen topla. Üçgenin iç açılarını toplayalım ya. 180'de bitiririz onu. Çok zor olmayacak. Çok basit oldu. Tabii. Şimdi uçağa bak. Bir saniye. Şu an acayip bir uçak geç kalkıyor. Sallana sallana. Sen onu bir göster, sonra orada döneriz. Görünüyor mu acaba şu anda? Sallana sallana çıkıyor, bak bak. Bak bak bak, kaptanımın şekillerine bak. Tamam, uçakla konumuzu bitirdik mi? Evet. Hadi bize Pisagor teoreminden bahset. Ya Pisagor teoreminden önce biz Pitagorian'a geldik. Adada Pitagorian'a geldik. Pitagorian'ın adı zaten Pisagor'dan geliyor. Aslında Pisagor anlamına geliyor. Bizim dilimiz o şekilde geçti. Bizim için önemli olan konulardan bir tanesi, hepimizin bildiği gibi zaten Pisagor teoremini bulan kişi. Aslında temel matematiğin de temel matematik varyasyonlarının oluşmasını da sağlayan kişi aslında bizim için Pisagor'dur. Pisagor burada bu adalı, hatta bu bölgede bir tane mücevher yapımcısı, sanat tasarımcısının oğlu olarak doğuyor. Sonra ilk eğitimini burada aldıktan sonra Thales'ten eğitim almaya bizim bir şeye gidiyor. Milet'e gidiyor. Milet antik kenti, zaten onu şey yaparsınız biliyorsunuz, o da bizim toprak tarafında kalıyor. Oradan sonra böyle eğitimi tamamlayıp devam ettikten sonra bizim bildiğimiz Pisagor oluyor. Biz Pisagor'u genel olarak matematikçi olarak bilsek de aslında Yunan düşünür olarak geçiyor. Bu hala 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanların bizim topraklardaki ideali, o şey neydi, büyük idealleri. Bir şey vardı, onun ismi tam hatırlamıyorum. Onun aslında ilk varyasyonunun fikrini atan Pisagor'dur. Onun düşüncesi şuydu. Yunanlar dünyayı, o zamanki Yunanlar, büyük bir millet haline tek çatı altında Yunanlar birleştirecektir diye bir inanışı vardı. Öyle bir düşünce temellerinden devam etti. Onu oluşturan kişi. Burada da
Anlatı. Evet. Şimdi biz bugün ne yaptık? Onların özetlerini şey yapalım. Biz geldik, gemiden indikten sonra arabamızı kiraladık zaten. Orada Güldeniz bize ne yaptığımızı anlattı. Biz arabamızı kiraladıktan sonra dümdüz buraya geldik. Ada merkezinden burası 19 dakika falan sürdü. Tabii 20 dakika, 19 dakika, 19.13 dakika falan sürdü. Küsüratlı verdi, salladığın yani anlaşılmasın. 16 kilometre falandı galiba. Tabii, değil mi? Öyle 15 20 dakika falan sürdü buraya. Bir şey. Geldik, klasik bir klasiğimiz olarak peynirli ve şeyli ıspanaklı böreğimizi yedik. Evet, kahvemizi içtik. Şimdi anıtımızı gördük. Zaman. Hemen bu arada bu anıtın yanında şurada çok güzel bir deniz var. Burada da denize girebiliriz diye düşünüyoruz şu anda. Nasıl girilebilir bir deniz, güzel duruyor gerçekten. Evet. Böyle evet. Yunan çocuklar da bu bizim demek ki bu Ege Denizi'nin kültürüymüş, bu bağıraraktan denizde eğlenmek. Yunis. Ay suya bak, çok güzel gerçekten, havada sıcak. Hadi bir denize girelim, denize de serinleyelim ya. Ya bu arada zaten şöyle bir şey var. Bizim genel gezilerde biz tarihte şudur budur falan anlatmayı seviyoruz ama bu adada öyle çok da fazla görülecek edilecek yer yok. Birkaç tane nokta var. Onlarca burası daha böyle deniz, yaz yeri gibi bir yani ada. Bizim de buraya gelirkenki hedefimiz zaten artık bir deniz tatili yapmakta aslında. Şey gibi hani hesap ederseniz orada yani yanılgıya düşebilirsiniz. Midilli'deki, Sakız'daki gibi bir sürü tarihi, özel yerleri göreceğiz vesaire falan derseniz yanılgıya düşersiniz. Burada birkaç tane nokta var. Yani onu da böyle geldikten sonra yarım günde halledebileceğiniz yerler. Önce buraya gelin. Buradan sonra tepeye doğru çıktığınız zaman o bahsedilen önemli noktalar da orada. Biz önce denize mi gireriz, oraya mı çıkarız onu bilmiyoruz ama bugün için onları hallederiz gibi geliyor. Evet, haydi o zaman. Haydi bir o zaman. Sonraki durakta görüşürüz. Görüşürüz. Adadaki manastıra geldik. Paganai, Sipiliani, Sipiliani, Paganai, öyle bir isim var. Zaten ismini şu anda yazacağım. Gelirken ondan önce European Tünel denen o tünellerin olduğu yere geldik ama içine girmedik. Neden girmedik? Çünkü 8 ve 10 euroydu. Kısa olan 8 euro, uzun olan 10 euro. Aslında girmememiz sebebi... Sadece 2 euro farklı uzun olana girmek istemez miydin? Ya girmememizin sebeplerinden bir tanesi Avrupa Birliği vatandaşlarına da 4 euro olması bir can sıktığı için kendimizi dışlanmış hissedip girmedik. Gururlu bir şekilde ilerledik yolumuzda. Hemen oradan devam ettiğiniz zaman bu manastıra giriyorsunuz. Bu manastırda güzel böyle hani mağarası falan olan bir serin, yer. Serin, klimalı ortam. Yer. Bu manastır zaten hani 1883 yılında manastır haline çevirmiş ama ondan öncesinde de Pisagor'un gelip de şey yaptı. Burada müziklerini vesaire yaptı, çalışmalarını yaptı. Mağara ve bölge olarak da geçiyor. Oradan da bir önemi var. İçinde bir tane Meryem Ana sütunu varmış. Ben onu göremedim ama o sütun adadan çalınmış. Çalındıktan sonra çalan gemi kaza yapmış. Yıllar sonra o sütun yeniden Pisagorion'dan karaya vurmuş. O yüzden böyle bu manastır kutsallığının böyle çok olduğuna inanıyorum. Öyle mi? İçeride de hiçbir ışıklandırma falan yoktu yalnız. Ama serindi. Çok güzel serindi. Evet. Yani 40 derece mağara havada. Mağara gibi. Öyle mağara gibi bir şey hatta yani. Mağaraydı çünkü. Manastır diyoruz ya. Yani insanlar manastır deyince şey başka türlü ya algılıyor şey... olabilir. Manastır binasının yanında mağara var. Burada hani geldiğiniz zaman aslında bahsettiğimiz yer orası. Yani manastırın normal beyaz beyaz manastır binası ile yan tarafında mağara var. Hani geldiğiniz zaman onu gözden kaçırmayın. Serin ve güzel olan yer orası. Bina çok önemli değil. Onu gördük biz bir sürüsünü. Şimdi biz artık denize kaçalım. Kesin bilgim. Son iki videoyu kapatacağım, denize gidelim diye ama olmuyor. Kesin bilgim, denize kaçalım ağacı artık. Ağacı bulamadık bu arada. Ağacı bulamadık, onun yolunu ben anlamadım. Yürüme olarak da bir 900 metre yürüme tırmanma vardı. Bu yani dışarısı 45 derece. Çıkılmaz o kadar. O yüzden hiç cesaret şimdi edemedim. Şimdi şu arkadaki turkuaz denize doğru gidelim.
uçurumun kenarından sesleniyoruz. İkinci günümüze Potami'ye geldik bugün. Potami bizim kaldığımız yer Karlovasi. Karlovasi'ye yaklaşık 5 km falan mesafede böyle uzunca bir sahili olan bir beach diyebiliriz. Burada yine standart olarak şey var, işte restoranlar, kafeler vesaire. Şezlong normalde yok ama işte onların şezlongunu kullanırsanız herhangi bir ücret vesaire ödemiyorsunuz. Hani orada işte bir şeyler yiyip içme ihtiyacınız mutlaka oluyor. Onun dışında hani fiyatlar yine normal zaten. Yani şeyde 1'e 4,5 euro yani. Yani normal her yerde benzer tabii. Fiyat var zaten. Hani çok iyi size şezlongunu verdiler diye ekstra bir şey fiyat içmiyorlar yani. Normal, standart bir Yunan düzeni aslında ki. Yiyip içmenize de gerek yok evet. Yani. Evet. Bazı yerlerde de işte şey var zaten. Hani şezlong artı şemsiye 2 kişi 6 euro yani 3 euro gibi bir şey yapıyor kişi başı. Normal fiyatlar. Yani Türkiye ile kıyasladığında çok çok normal fiyatlar. Burada deniz, burası ben çok anlayamadım ama doğu yazıyordu. Bana sanki kuzey gibi geliyor. Kuzey batı gibi. İşte bu nokta biraz daha dalgalı oluyor. Sadece bunu bilerek gelmek lazım. Dalgaların boyu işte rüzgara göre değişebiliyor ya da rüzgarın yönüne doğru değişebiliyor. Biz denizden keyif aldık çünkü çok fazla rüzgarlı değildi. O yüzden de böyle çok fazla bulanıklaşma vesaire yok. Çünkü başta şuralar çakıl olsa da devamlılık aslında kum olduğu için rüzgarla birlikte, dalgayla birlikte bazen böyle karışabiliyor denizin altı. Onun dışında güzel. Ya bu arada şey yani sonuçta buranın bir ada olduğunu ve hani burası evet. Dalgalıysa adanın diğer tarafı sakin ya da diğer rüzgara aynen. Göre de konum almanız gerektiğini hani birkaç sefer zaten dile getirmiş. Aynen öyle ama işte burası adanın yönünden dolayı ve rüzgarın genel yönünden dolayı genelde rüzgar alan bir kısım. Yani dolayısıyla şu an mesela çok fazla dalgalı değil ama çok fazla dalgalı olduğu zamanlar olabilir. Onu bilerek gelmek lazım. Bir de biraz lokal halk tercih ettiğin yerlerden bir tanesi. Genel insanların tamam bulunanlarında. Evet. Bir Alman turistler falan vardı. Onlar bir keşfetmişler burayı. Birkaç tane Türk turistle de karşılaştık. Ama kesinlikle çok kalabalık değil. Şahane. Biz saat 12.00 gibi geldik. Şezlong vesaire vardı. Geldik, oturduk. Sonrasında biraz daha böyle hani dolmaya başladı. Ya dolmaya başladı derken böyle tıkın tıkın değil hani yani hala boş yerler var hala. Bizde şey oluyordu ya hatırlıyor musun? Kaşa falan gidiyorduk sabah insanlar şey yapıyorlar sabah 8'de kalkıp uyanıp bir yere atıyorum Derya Beach'e gidecek liman altına bir yer. Erkenden gidip orada yer tutmaya falan. Yoksa yani, yer olmuyordu. Gerçekten burası galiba. Şimdi biz şeyi söyleyelim, neden Karlovasi tarafında? Biz Karlovasi aslında ada merkezi dediğimiz yere çok yakın bir yerde yaklaşık 40 dakika araç süresi mesafesi var. 40 dakika mesafesi var. Birincisi düşüncelerimizden bir tanesi şuydu, kalabalık bir dönem biraz adanın uzağında olmak faydalı olacaktır diye düşündük. O yüzden böyle bir yere geldik. Bir de fiyat olarak ada merkezine göre daha yakın gitti. Yer kalmamıştı ben şeyleri rezervasyonu yaptığımda da. Ama burada hani şeyi de düşünmeyin yani hani Karlovasi ada merkezi değil ama burayı şöyle düşün. Ada 3 tane şehri var ve Karlovasi şehrin büyük şehirlerinden bir tanesi. Çünkü içine yani adada bir tane üniversite var yani Yunan Ege Üniversitesi'nin bir kampüsü burada ve o Karlovasi yani biraz daha şey, yani şey olarak düşünmeyin. Küçük bir yer ama sabahdır akşam ne yaparız falan gibi bir şey düşünmeyin. Güzel bir alternatif. Burayı şöyle düşünmek lazım. Samos Adası, iki tane zaten feribot seferi, yani bizim ülkemizden iki tane feribot seferi var. Bunlardan bir tanesi Vati'ye, diğeri Pitagorion'a gidiyor. Pitagorion dünkü yani sizin videodaki evet. 5 dakika önce falan gibi bizim, gördüm size. Bizim feribotumuz Vati'ye geliyordu. Konaklama için hani Vati, Pitagorion vesaire genelde tercih edilebilir. Ama işte Karlovasi birazcık daha o merkezlere uzak ama büyük bir yer. Yine bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz ve diğer böyle beachlere yani bütün ada zaten beach dolu. Güzel o noktalara, popüler yerlere ulaşabileceğiniz bir noktada ki Potami adaya geldiğinizde işte hani gidilecek beachlerden biri olarak geçiyor. Ya Karlovasi şöyle bir de anlatabiliriz. Yani
Yunan adaları, yani Yunanistan'ın ilk seferlerini yaptığı adaların da gemileri buradan kalkıyor. Yani burada da evet. Bilim ayı var. Yani küçük bir yer değil. Adada 3 tane büyük bir yer var. Şey var. 3 büyük bölge var diyeyim. Hani limanın 3'ünde de liman var. O da bunlardan bir tanesi. Yani güzel bir alternatif. Özellikle böyle kalabalık, Türkiye'den kalabalık olacak dönemlerde cebinizde bulunsun. Gerçekten hayat kurtarıp kalabalığa girmesine gerek kalmadan hayat kurtarıp. Biz araba kiraladığımız yerde kaç tane kişi işte Potami'ye, Karlovasi'ye vesaire buralara şey konaklamalıklardı. Onlar da buralara doğru geliyorlardı. Bir de bu Potami bölgesinde trekking rotaları var. Yani çok güzel bir trekking rotaları varmış. Hatta bizim bulunduğumuz yere yakın bir tane şelale var ama gitmeyeceğiz büyük bir ihtimalle. Gidersek hani ben video üzerine koyarım ama büyük bir ihtimalle gitmeyeceğiz. Şelale küçük bir şelale zaten. Bizim şelaleler gibi değil. Onun haricinde yani bu yürüyüş rotalarından bizim gizli koylar, hani işte Fethiye tarafındaki gizli koylar, hani araçsız giden koylar gibi, burada da koylar var. Oralar da çok güzelmiş. Hani bu mevsimde değil ama onu söyleyeyim yani. Çünkü dışarısı şu an böyle 35-40 derece civarında. Bakmayın rüzgar olduğuna durabildiğimiz ama dün... Ama şu an saatte 17.44. O güneşin yakıcılığı biraz da kayboldu. Öğle saatlerinde falan bayağı fazla. Ki ada gerçekten büyük ve bütün çevresi boyunca güzel şeylerle, denizle dolu. İstediğiniz yer aslında keşfedilmemiş bir yer gibi. Çünkü gelirken bile yolda kaç tane böyle küçük küçük koy gördük. Hepsi çok güzel görünüyordu. İstediğiniz birine inip hani arabanızı çekip girebilirsiniz. Yani şimdi bu bölümü toplarken o zaman son olarak şu cümleyi söyleyebiliriz. Samos bizim Türkiye tarafında çok yakın olmasına rağmen diğer adalar kadar çok bilinen bir ada değil. Büyük de bir ada, küçük bir ada da değil. Kaçmak için alternatifi güzel olan bir ada ki yani buraya geldiğiniz zaman Pitagorian tarafında da söyleyeyim. Çok kültür bir şey yok burada. Hani görülecek çok fazla bir şey yok ama deniz tatili vesaire için çok güzel bir nokta. Evet. Bence de. Deniz tatili için güzel. O zaman biz gidelim, biz de bir Karlovasi tarafına gidelim. Ya önce otele gidip Karlovasi'ye ya da Karlovasi'ye gidip oradan otele gidelim. Bir şeyler yiyelim çünkü ben acıktım. Tamam, hadi. Aristarkus'un heykelinin yanındayız. Kim bu Aristarkus? Hemen anlatalım. Kendisi Pisagor'dan etkilenmiş bilim insanlarından bir tanesi, antik bilim insanlarından bir tanesi. Sisam'la ilgili şöyle bir durum var. Dünyaya düşünür dağıtan ada merkezi, ada ya da düşünür insanların merkezi gibi bir imajı var dünyada. Şöyle bir şey olabilir mi? Tüm düşünen insanlar buradan çıkmış diyebilir miyim? Muhtemelen. Tüm hepsi için diyemez belki. Diyemez ama bayağı bir miktar var. Muhtemelen ada zamanında çok sıkıcıymış. Bunlar da kendini bilime vermiş. Diye diyebiliriz. O da olabilir yani. Şimdi onu bilemiyoruz. Şimdi bu abimiz kimdir? Aslında bu abimiz dünyanın güneşin etrafında döndüğünü ilk fikrini atan insan. Ama o dönemde bütün düşünce yapıları dünya merkezli olduğu için düşünceleri çok fazla o dönemde rağbet görmemiş. Yani kimse o da sallamamış diye. Tabii. Çünkü o dönemde şu düşünüyor. Dünya sabit, bütün gezegenler bilinen gezegenler ya o zamana kadar onun etrafında döndüğü düşünülüyordu. Güneşin etrafında döndüğünü düşünmüyorlardı. Kepler... Günümüz insan modeli değil mi ya? Tüm dünya bizim etrafımızda. Tabii biraz onun o dönemki şey işte biliyorum bu coğrafya hep böyle yani. Ben de merkezciyim diyor. Bu abi de diyor ki hayır ben merkezciyim. Güneş merkezciyiz deyince çok fazla böyle kale alınmamış bir arkadaşımız ama kendisi ay ilk keşfedildikten sonra Kopernik'le ondan sonra Aristoteles'le birlikte orada bazı kritere adı verilmiş bir insan. Yani aslında öncü insanlardan bir tanesi. Şimdi biz bu abiden hemen şeye geçiyorum. Karlovasi'yi anlatmaya geçiyorum. Şuradan bacağımı gizli kaşırsam. Karlovasi iki bölümden oluşuyor. Aslında biz şu an Yeni Karlovasi denen şehir merkezi, Karlovasi merkezindeyiz. Bir de port dediğimiz liman bölümü var. Liman bölümünde daha çok böyle işte restoran ve güzel restoranlar var. Bir de liman var. Diğer ada şey Karlovasi ile ilgili her şey ada merkezinde. Şey gibi düşünülebilir. Seferihisar gibi. Seferihisar'a gittiğiniz zaman aslında deniz kenarında değilsinizdir. Kalkıp sağcık tarafına gitmeniz gerekir deniz kenarı gibi ya. Aynı mantık burada da var. Karlovasi deniz kenarı port olarak geçiyor. Haberiniz olsun. Burada bir bu beyefendi var. Bir de bir tane kilisesi var buranın. Şimdi oraya da geçeceğiz. Oraya da geçtikten sonra orayı konuşuruz. Onun ayrıca böyle güzel bir yer ama önce bir kahve içelim mi ya? Evet. O zaman kiliseden önce bir kahve içelim. Oradan devam ederiz biz.
Bak, medeniyetin simgesi Fışkiye. Hadi gel oradan yürüyelim. Hadi Fışkiye'den yürüyelim. Burası da belediye binası. Her Fışkiye'nin önünde olduğu gibi. Zamanında o adama laf söyledik, Fışkiye kim kırdı belediyenin önündekini diye, ama bütün belediye binalarının önünde Fışkiye varmış. Gördük. Haklı çıktı. Su medeniyettir. Sadece Fışkiye'yi kim kırdı demeseydi iyiydi. Şimdi burası meydan. Meydanda tüm güzel meydanlarda olduğu gibi böyle kafeler, barlar vesaire oturacağınız, dinleneceğiniz yerler var. Trafiğe sağ sola açık, bu meydan haliyle kapalı. Güzel, keyifli bir yer yani. İnsanlar gelip burada stres atıyorlar. Belki de stres atmıyorlardır. Biz stres atıyoruz çünkü bir tek bizim stresimiz var. O da olabilir. Ya dediğimiz gibi burası sakin bir ada. Yani diğer Yunan adaları gibi bizim Osmanlı en azından gittiklerimizde... Kim bu adam? Baksana, çok Osmanlı Osmanlı durmuyor mu? Evet. Aslında bir Ege Efes'ine de benziyor ha. Vallahi bilmiyorum, bu bence Osmanlı ya. Yakasındaki şeyden falan. Aa, adı da Ahmetius. Bak. Ben devam edelim. Kiliseye geldik ama kilise hala restorasyonda. Neden restorasyonda olduğunu şöyle söyleyeyim. 2020 yılındaki depremde ciddi hasar almış. Hatta şu an görününce daha da belli oluyor, ciddi hasar almış. Ve hala restorasyon sürüyormuş. Ben azıcık Yunanlı dostlarımızı tanıdıysam muhtemelen... Bu 10 sene devam eder. 2040'a kadar falan bu şekilde ufak ufak yapılarak devam edecek. Ha, güzel bir şekilde yapacaklarını inanıyorum ama 40'a kadar ya da 50'ye kadar falan sürer. Aslında böyle çok bilindiği üzere çok eski bir tarihi yok. 1800'lerin sonunda yapılmış bir kilise ama birkaç tane farklı Yunan adasındaki ikonalar buraya getirilip burada bu kilise inşa edildiği zaman konulmuş. Ve hani son yapılan Ortodoks kiliselerinden bir tanesi olduğundan dolayı. Arabadan önce böyle miydim? Böyle aldım, geri devam edeyim. Son yapılan Ortodoks kiliselerinden bir tanesi olduğu için ada için önemli. Aslında tarih için de önemli ama... Aslında bayağı şey, hasar belli oluyor tabii, bu arada. Tabii. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama mesela şu kubbenin orada falan bayağı ciddi çatlak var. Yukarıda var. Üstteki kubbe yamuk duruyor mesela şu anda. Aha. Çok hafif. Bu şeye başlamışlar bu arada. Restorasyona başlamışlar. Evet. Gene aynı ahşaplardan şeyleri koymaya başlamışlar. Ama duvarlar falan çok kötü durumda. Ne de bu yapının birçok benzerini adada gördük bu arada. Bu hani adalarda şey var ya, bir standardı koruma evet. Vesaire. Tabii ki burada hani geleneksel bir mimari vesaire de yer alıyor ama onları da belli bir standartta yapıyorlar. Yani. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Biraz üzücü tabii bu halde olması. Hani sonuçta bu bir tarih. Ve hani... Ya gerçekten direkten dönülmüş yani, komple yıkılma, yani deprem biraz daha uzun sürseymiş ya da biraz daha şiddetli olsaymış komple kaybedilebilir bir durumdaymış. Ciddi anlamda aslında bayağı hasar var bunda şu anda. Evet, var. O zaman iyi ayakta yani. Geldiğiniz zaman ada Yeni Karlovasi Meydanı'ndan, az önceki meydandan bir dakika falan yürüyerek zaten görebiliyorsunuz mavi renginden dolayı. Oraya doğru takip ederseniz görürseniz en azından bir gelip ne kadar ilerlediğini belki şeyi yazarsınız bizden sonra geldiğiniz zaman, biraz daha ilerlemiş vesaire diye. Biz de belki gelmezsek bile mutlu oluruz. O zaman şu sözünü verdin, kahve ısmarla artık. Saatlerdir yürütüyorsun, kahve ısmaracağım diye gezdirip duruyorsun. Kuruduk. Hep böyle yapıyor. Bak. Ismaracağım kahveyi. Düşüneyim. Tamam, hadi göreceğiz o zaman.
önemli kokari kokari ki yani burasıyla ilgili artık bütün her şeyi benim için Koçeri şarkısıyla söyleyeceğim. Kokari'ye geldik. Kokari'ye yemek yemeye geldik şu anda. Bu kokari de şimdi biraz da sessiz kısık konuşuyorum içerisi kalabalık olduğu için. Kalamiya Seaside gibi bir ismi olan bir yer var. Onun adı şimdi yazıyor oluyorum. Siz ekranda göreceksiniz. Hep öyle yazıyorum diyorsun. Hiç yazdığımda görmüyorum. Videoları, videoları izlemediğin için olabilir. Buraya neden geldik? Burası Ayhan Sıcı. Ben buraya neden çıktım? Niye çıktım? Neden geldiniz Hüseyin Bey? Ayhan Sicimoğlu'nun da söylediği en iyi yediği kalamarın burada olduğunu söylediği bir yer. Bayağı da popüler de bir yer bu arada. O yüzden dedik ki hani bugün burayı deneyelim. Ama şöyle bir şeyi de parantezle belirtelim. Kalabalık yani bu kokari kısmı. Kokari ki yer. Kokari çünkü biraz daha turistik bir yer bu arada. Ve ada merkezine bu Vati'ye falan daha yakın bir yer. O yüzden bayağı bir insan geliyor. Bir de burası popüler bir yer olduğu için... Ekstra kalabalık. Evet. Türklerin de uğrak noktalarından bir tanesi diyebiliriz bence. Lezzetini yemekten sonra ya da artık yarın maça söyleyebilir miyiz yemekten sonra bilmiyorum ama belirtiriz ama herkes çok memnun kalmış. Sadece hani işte deniz kenarına, denize 0-1 yer istiyorsanız rezervasyon yapmanız gerekiyor. Biz hiç rezervasyon falan yapmadık. Thank you. Berka. Biz hiç rezervasyon falan yapmadık. Yani zaten öncesinde de araştırıp gelmemiştik. Hı-hı. Sadece bu akşam ne yesek diye bakarken Kokari'ye gidelim. Orada ne yenir, ne içilir diye bakarken geldik. Öyle şans eseri bulduk. Yerde bulduk ama niye? Gene bu kadar kalabalık bir döneme kıyasla yer bulduk. Kamerada düşenler oldu. Bana da tokat attı. O yüzden kısacası... Şu anda Kokari'deyiz. Bakalım yemekler geldikten sonra video ve en sonda bir kısa bir yorumda bulunuruz. Tamam, hadi o zaman. Hadi, hadi. Her saatin sonunda. Sihirli ekmek. 1,5 saat sonunda gelen mükemmel ekmek. Karlovasi'de bugün deniz birazcık dalgalıydı. Deniz bayağı dalgalıydı. Şevket gelemedi. Yine içindeki Karadeniz'e çıktı. Neyse deniz dalgalı olduğu için biraz daha böyle hani düzgün, dalgasız bir denize girmek istedik. Adanın öbür ucuna geldik. Karlovasi'den yaklaşık kaç kilometre? 17-18 kilometre de ama dağ yollarından yarım saat 40 dakika sürüyor. Bayağı bir viraj yollardan geliyorsunuz. 40 dakika rahat sürüyor. Bayağı bayağı güzel bir yol aslında. Motorunuz falan varsa güzel olabilir. burada Hüseyin zaten denizi gösterdi de bayağı şey hiç rüzgar almadığı için sessiz sakin aynı sessiz sakin diyorum dalgasız sessiz sakin kısmını da söyleyecektim. Çok az insan var. Öyle diğer yerler hani diğer yerler de çok kalabalık değil de mesela dün akşam Kokkari en turistik yerlerden biri olduğu için daha kalabalıktı. Burada yani çok az insan var. Her böyle sahil hattı boyunca da işte tavernalar var. Böyle bir şeyler yiyip içebileceğiniz alanlar var. Ön taraftaki şezlong yine ücretsiz bu arada. Hani şezlongu ücretsiz kullanıyorsunuz. Sonra gelip burada bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Şezlongu bu arada kullanırken bir şey yeme içme zorunluluğu da yok. Yok, zorunluluğu da yok zaten. Ben ilk geldiğimde sordum. It's free yani şey ücretsiz dedi. Ondan sonra hani gelip burada bir şey yiyip iç gibi bir şey söylemedi zaten. Ama hani ihtiyaç olarak zaten geliyorsun o kadar. Arada siparişler geldiği için videoda bir kesinti var. Evet işte biz birazcık böyle oturduk falan güneşten yani güneşten birazcık oturduk ondan sonra geldik. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz burada. Fiyatlar da uygun. Fiyatlar uygun. Uygun yine, yani. Aynı hani. Bir sürprizle karşılaşmıyorsunuz ve şimdi bizim daha servislerimiz gelmedi ama görüyoruz sağda solda porsiyonlar yine bildiğin Yunan porsiyonu büyük büyük hepsi. Bir de burada şey kurutulmuş
Ahtapot. Ahtapot çok meşhur. Geldiğiniz zaman yiyebilirsiniz bence. Evet. Şey dedim, kokkariyi de söylersek, evet, şey çok güzeldi. Kalamar çok evet. Güzel, çok lezzetliydi ama servis inanılmaz yavaş. Yani biz 1,5 saatte falan yemeğimizi yiyebildik. Kalabalıktan dolayı olduğunu tabii düşünüyorum ama sonuçta hani biz de Türkiye'den olarak hesap ederken neredeyse hepimiz benzer zamanlarda bir yerlere tatile gidebildiğimiz için hani orası bu tatil döneminde kalabalık bir yer ve servise yavaş geliyor. Servis yavaş, servis ekstra yavaş. Yani düşünsene bak, hani bir şey söylemedik ama çok acıkmıştık zaten. Akşam 10'a doğru yemeğimizi yiyebildik. Ha, hani bir caciki bile hani hazır bir şey tabağa koyup getirecek, o bile ne kadar süre sonra geldi. Yani hakikaten yavaş. Onu bilerek gidin. Sinirlerinizi bozmayın. Hmm. Önden birazcık bir şeyler yiyin, mideniz birazcık hani böyle çok çok aç olmasın. Ben çünkü çok açtım. Artık böyle tansiyonum düşmeye başlamıştı. Ama kalamar çok güzeldi. Evet, kalamar gerçekten yediğim en iyi kalamarlardan bir tanesiydi. Bu arada aklımızda bulunsun. Ruslar artık Yunan adalarına gelmeye başlıyor. Türkiye'yi terk edip buraya gelmişler, gelmeye başlamış. Türkler de artık Yunan adalarına. Hani şey demişler herhalde. Lan Türkler Türkiye'de tatil yapmıyorken biz niye Türkiye'de tatil yapıyoruz deyip bizim peşimizden buralara gelmişler. İnanılmaz bir Rus turist yoğunluğu var. Neyse, bu arada bu işte Campos denilen bölge alternatif olarak değerlendirilebilir. Alternatif olarak, çünkü yani daha lokal insanların geldiği, daha az turistik, evet, keyifli bir yer yani. Evet, aynı zamanda da işte adadaki rüzgar yönüne hesap ederek bakarsanız, işte eğer kuzey batıda ne istiyorsa burası daha şeyde, güneyde kalıyor. Burayı tercih edebilirsiniz. Deniz süt liman yani, evet, mis gibi. Ha, ama çabuk derinleşiyor çocukla aileler için. Yani küçük çocukla aileler için çok güvenli olmayabilir. Onu aklınıza bulunur. Yani plaj, kumsal olmasına rağmen hızlı derinleşiyor. Aklınıza bulunsun. Evet, burası da böyle. O zaman hadi biz yemeğimizi yiyip denizimize girip akşam ne yiyeceğimizi falan karar verelim ondan sonra da. Samos'ta son günümüzdeyiz. Bugün feribotumuz saat 6'da kalkacak. Dolayısıyla arabayı da sabah 10'da Vati'de teslim aldığımız yere bırakıyorduk. Yani bütün gün bizim Vati'de dolaşıyor olmamız lazım. Onun için de küçük bir yer, dolaşacak bir şey yok. Son bir kez daha denize girelim diye Vati'nin çok yakında, yürüme mesafesinde 1.2 km kadar böyle bir 20-25 dakikada yürüyeceğiniz güzel de bir yol. Yolda. Şöyle bir plaj var. Siz de isterseniz buraya gelebilirsiniz. Hem ayrıca Vati'de kalıyorsanız da gelebilirsiniz. Yol üzerinde de yine şeyler var. Merhaba çocuklar. Let's go. Yol üzerinde yine plaj da var. Ücretsiz plaj da var. Burada da şey, hem bir beach var. Beach'te de durabilirsiniz. Yanda galiba otelin yine bir şey var. Ama hani sahil Yunan'da hep sizin istediğiniz şekilde gidip çıkabilirsiniz. Buranın denizi de güzel. Körfez'de kaldığı için dalga da almıyor bence. Ha, iki körfez yani. Burası evet, bir körfez, burası da bir denize girdiğimiz yerde küçük bir körfez. Körfez için. Evet. Körseption. Rüzgarlı ama işte dalgayı almıyor o açıdan. Şey, dalga yaratmıyor yani. Sakin, güzel. Turkuaz. Çok güzel. Bence geldiğiniz zaman değerlendirebilirsiniz. Fiyat 2 puf bir şezlong 15 euro. Beach'te öyle. Beach'te öyle. Yani Yunanistan ya da buraların standartına göre pahalı açıkçası. Gerçekten pahalı. Biz şey gibi düşünün, hani yani merkezde 3 saat 4 saat ne yapacağız ki hem buraya gelelim gibisi. Zaten merkezde denize girilebilecek tek yer burası aslında. Ya yani burası ve hemen yan tarafı. Evet, bir de hava çok sıcak. Merkezde o kadar duramazsın yani. Bir şekilde hani hiçbir yerde vermediğimiz şey parası buraya vermiş gibi düşündük. Öyle. Öyle güzeldi. Ya ama deniz falan keyifliydi. Değerlendirebilirsiniz. Ya işte şey de var ama 15 euro vermek zorunda değilsin. Gelip orada kenarda bir yerde de durabilirsin. Ya yani bizim hiç yanımızda malzeme yok. Bir tane yürüyeceğimiz için yanımıza eşya falan almadığımız için biz birazcık şımarıklık yaptık hani. Yani. Öyle. Şimdi evet, o zaman merkeze tekrar gidelim. Son gitmeden önce ben döner yemek istiyorum. Gyros. Onu yedikten sonra zaten gemi saatimiz gelmiş oluyor. Gemiye binip devam ediyoruz. Böyle yavaş artık yavaş yavaş bitiyor.
Hatta şöyle diyelim, eğer ki çok özel bir durum ya da ekstrem bir şey yoksa videoyu da kapatıyor olabiliriz. Kapatıyor olabilir. Kapatırız ya, kapatırız. Bir şey olursa gireriz. Olmazsa sen bunu sona eklersin. Kapattık gibi o. O zaman... Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bak. Bence samosa gelebilir. Ama bu arada evet. Ben hakikaten mesela sakızdan falan daha çok beğendim. Evet, sakızdan daha güzel, daha keyifli bir ada. Bir de farklı farklı noktalarının olması. Evet. Kalabalıktan kaçırıyor insanı. O da güzel bir şey. Yani gelinir burası. Burayı ben Midilli'den sonraki sıraya koyuyorum. Ben hatta de. Midilli mi burası mı emin değilim. Yani ben şu anda karadayım. Ortada kaldım. Güzel burası. Gelinir. O zaman hoşçakalın.